Fotoğraflarda güzel görünmek için hileleri hepimiz merak ediyoruz değil mi? Fotoğraflarda güzel görünmek için çeşitli güzellik ve makyaj tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Bu teknikleri ve fotoğraflarda güzel görünmek için hileleri bu videomuzda anlatacağız. Yüzün ortasını mat hale getirin. Parıltılı bir ten şahsen harika görünüyor. Ancak kamerada bir yağ tabakası gibi yansıyabilir. Dışarı çıkmadan önce son adımınız olarak T bölgenize transparan pudra sürmeniz gerekir. İşin püf noktası yanaklarınızda ıslak bir görüntü elde etmek ancak yüzünüzün ortasını mat tutmaktır. İnsanlar rötuş yaptıklarında kendilerini aşma eğilimindedirler. Bu yüzden kompakt pudra yerine çantanıza kurutma kağıtları alın ve fotoğraf çekimlerinden hemen önce T bölgenize dokunmak parlamayı önler. Kontrastı artırın. Karanlık bir odada flaşlı bir fotoğraf çekmek yüzünüzü solgun ve geniş görünebilecek bir noktaya kadar aşırı pozlandırır. Sivilceleri noktalama yöntemiyle kapatın. Eğer kameradan gizleme umuduyla sivilce üzerine bazilyonlarca kat kapatıcı sürüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Renk cildinize mükemmel şekilde uymadığı sürece lekenin etrafında doğal ışıkta gerçekten bariz görünen nikel boyutunda bir renk halkası elde edebilirsiniz. Gözlerinizi parlak hale getirin. Her fotoğraf düzenleme uygulamasında göz beyazlatma aracı bulunmasının bir nedeni vardır. Gözleriniz ne kadar netse yüzünüzün geri kalanı da o kadar parlak görünür. Dudakları dolgunlaştırın. Dudaklarınız fotoğraflarda kayboluyorsa dışarı çıkmadan önce ince bir şekillendirme ile onları dolgunlaştırın. Rujunuzdan bir ton daha koyu bir kalemle dudaklarınızın kenarlarını çizin, kenarları parmağınızla biraz yumuşatın ve ardından dudak renginizi uygulayın. Siyah eyeliner'ı yeniden düşünün. Siyah, gündüz fotoğraflarına gerçekten sert görünebilir. Bu nedenle siyah göz kalemi seviyorsanız bunun yerine koyu kahverengiyi deneyin. Göz altındaki koyu halkalara renk düzeltici uygulayın. Filmde bariz görünebilen aydınlatıcı ve kapatıcıyı katmanlamak yerine kurnaz olun ve bir renk çarkı bulun. Göz altındaki koyu halkalarınız mavi ise şeftali veya turuncu alt tonlu bir kapatıcı uygulayın. Eğer morsa sarı bir kapatıcı deneyin. Her zaman makyaj bazı ile başlayın. İnce çizgileri doldurur ve acımasız, zalim kamera merceğinin sıklıkla büyütebileceği kusurları giderir. Boynunuza dikkat edin. Fondöteninizi çene çizginize durdurursanız yüz ve boyun renk farkınız fotoğraflarda fark edilebilir. Aynanızda kontrast fark edilmese bile. Bu yüzden çene çizginiz ve boynunuz ve yüzünüzdeki renklerin eşit olmasına dikkat edin. Kaşlarınızı güçlendirin. Kaşlar fotoğraflarda kemik yapınızı ortaya çıkarır. Bu nedenle onları biraz kaş kalemiyle incelikle çizin. Fotoğraflarda özellikle kuyruklarda kaybolma eğilimindedirler.